Altayların batıya açılan kapısının başkenti Kurtlar Nehri anlamına gelen Barnao'ya geldik. Ve Barnao'da tam bir gün geçirdik. Şehri adım adım gezdik. Seyir Tepesi'nden şehri izledik. Ve şehrin tek camisi olan ve binlerce Müslümanın yaşadığı Barnao şehrindeki İslam'ın kalbi merkezi camiyi ziyaret ettik. Tarih müzesini gezdik. Zira tarih müzesinde şehrin kadim geçmişi anlatılıyor ve birçok bilgi belge burada gösteriliyor. Ve şehirde birçok noktayı gezdikten sonra artık veda vakti geldi. Altay Cumhuriyeti'nin başkentine doğru yolumuz devam ediyor. Obi Irmağı ve Koton Irmaklarının birleştiği noktadan yolumuz devam edecek ama yol üzerinde bir istasyonda mola verdik. Enteresan görüntüler var. Sizleri o görüntülerle baş başa bırakıyorum Altaylardan ve Atalar Diyarı'ndan. Karşıda bir haritayı görüyoruz. Özellikle Yeni Sibirya olarak adlandırılan kuzeyde başlayıp aşağıya doğru Mongolia'ya devam eden rotadaki durulabilecek yerleri aynı zamanda gösteriyor. İşte hem benzin istasyonu hem kahve alınabilecek yerler. Bir taraftan da durulan yerlerdeki coğrafi noktayı da gösteriyor resimler bazında. Soldan aşağıya doğru geldiğimizde durulabilecek noktalar tam karşımızda. Manzara öyle. Bu Altay bölgesi mi? Altay dağları mı? Novosibirsk ve Mongolia, onun içerisinden de geçip Yeni Sibirya bölgesinden Altaylara doğru devam eden part. Her yerde ticaret var. Elbette Altaylara giderken de ticaret yapan bir grupla karşılaşıyoruz ama enteresan. Şöyle yaklaşalım. Şu gördüğümüz yapraklar banyo yaparken kullanılıyormuş ve sağlık veriyormuş. Efendim. Banyo yaparken kullanıyorlar bunu. Özellikle sauna, Rus tarzı saunalarda kullanıyorlar. Bu şekilde insanların üzerine hani bizdeki kısmen kese gibi onunla da hafifçe dokunarak cilt için özellikle masaj yapıyorlar. Ve biz Sibirya bölgesindeyiz, Altaylardayız ve Sibirya soğukları diyoruz. Altaylardaki o dağdaki soğuklar diyoruz ama eser yok. Her taraf yemyeşil, verimli bir bölge. Şu an bulunduğumuz Altay Kıray, Barnao kenti, başkenti ve en batıdaki Altay Cumhuriyeti özellikle Sibirya bölgesinin buğday ve gıda ihtiyacını karşılayan bir coğrafya. Anlatır, tarihimizin yazıldığı yerlerdir ve tarihimizin önemli nehirlerinden birisi de bir ırmağıdır. Altay dağlarından doğar ve nazlı nazlı akar. Şu an Altay Cumhuriyeti'nin sınır noktasındayız ve bir ırmak kenarındayız. Muz gibi suyundan kana kana içiyoruz. Altay dağlarının ihtişamlı geçmişini, kültür ve medeniyet tarihimizdeki yerini araştırmaya tüm hızıyla
devam ediyoruz. Sizleri bir ırmağa kenarından Altaylara davet ediyor ve hazırladığımız Devralen Belgesel Program Parkı ile sizleri Altaylara götürüyoruz. Devam ederken şu an önemli bir noktadayız. Burası Altay Cumhuriyeti'nin sınırı ve Altay Cumhuriyeti'nin sınırında bulunuyoruz şu an. Altay bölgesine şu karşıda görmüş olduğunuz noktadan itibaren giriş yaptık. Burada bir anıt görüyoruz tam karşımızda. Yaklaşık 300 sene önce bölge Rusların kontrolü altında değildi. Ve buradaki anıt bölgenin Rusların kontrol altına alınışının 260. senesini anlatmak üzere yapılmış olan bir anıt. Tam karşımızda yalnız gezginler ya da yalnız seyahat edenler için bir anıt görüyoruz. Bu anıtın özelliği şu. Bu bölgeye geldiniz, tek başınıza seyahat ediyorsunuz ve dağda kayboldunuz. Kış koşullarında üşüyorsunuz, soğuktasınız. Bölgede dolaşan bir köpeğiniz var ve sürekli sırt çantasıyla beraber dolaşıyor ve sırt çantasında sürekli burada bölgede yaşayanlar tarafından konulan alkol ve benzeri malzeme var. Hayatta kalabilmek adına, özellikle soğuktan korunabilmek adına. Ve yalnız gezen insanlar kışın yolunu kaybettiklerinde ya da soğukla karşılaştıklarında bu köpek onların yanında geliyor. Şanslılarsa eğer sırt çantasındaki malzemeleri kullandırıyor. İşte alkol olabilir, yiyecek olabilir. Bu yüzden bölge açısından önemli bir efsane bu. Gerçekten sürprizlerle karşılaşıyoruz. Altay Cumhuriyeti'ne girer girmez Tataristan Cumhuriyeti'nin bütçesiyle yapılan önemli bir anıt. Birçok dildeki Türkçe dilde de olan gök kubbe ile ilgili güzel bilgilerin verildiği bir anıt ve o anıtın içerisine giriyoruz şu an. Bu anıt eski kadim boyların devlet meselelerini görüşmek için bir araya geldikleri, yiğitlerin köylanlarına binerek sefere çıktıkları, halkın belleğinde yer etmiş olaylar anısına düzenlenen kutlamaların yapıldığı yere dağlık Altay'a dikilmiştir. Taşlar da özellikle bu bölgeden buraya, bu anıtın yapıldığı yere getiriliyor. Burada bir ritüel var. Gelen bütün Türkler buradan bir taş alıyor, kendini Türk hisseden, kökenine bağ kurmak için. Belki batıl inanç gibi değerlendirilebilir ama ritüel olarak biz bunu görelim. Buradan aldıkları belli coğrafyadan buraya getirilen taşı alıyorlar. Böyle üç tur atıyorlar bu anıtın etrafında. Kökenlerini düşünüyorlar. Geçmiş nesillerin yaptıklarını ve gelecekte neler yapabileceklerini ve bunun için de az önce karşıda görmüş olduğumuz mavi kubbenin altında hep beraber kalarak ancak bunu başarabileceklerini anlatıyorlar. Ve 3 tur burada döndükten sonra bir bağlamda kökenlerine yolculuk yapmış oluyorlar. Şu anda ikinci turdayız. Bir taraftan sonbahar yapraklar dökülüyor. Hüzün de var tabii ama daha büyük hüzün kendi kökenimize, topraklarımıza gelmiş olmanın verdiği hüzün ve mutluluk. Bir arada turumuzu tamamlıyoruz. Burada görmüş olduğumuz taşlar da bizlerden önce de mutlaka burayı ziyaret etmiş insanların koyduğu taşlar. Ve bu belgeseli izleyen herkese köklerini araştırmak üzere bu güzel coğrafyaya davet ediyoruz. Taşlar önemlidir. Hemen hatırladım. Çepni boyu Türklerin denizi. Karadeniz'deyiz, Giresun'dayız. Yaylalara giderdik o 5, 6, 7, 8 yaşlarında. Ve yollardaki taşları alır, toplar ve öbek öbek bir yerlere yığardık. Onları hatırladık burada. Altay Dağları eteklerinde. Ve Altay Dağları'nda da bu geleneğin halen yaşadığını görüyoruz. Başka coğrafyalarda da görmüştük. Yoldan taşı toplayıp bir kenara koymayı. O çocukluk yıllarımızı hatırladık burada. Ve sizleri belgesel görüntülerle o Altay girişindeki Tataristan Devleti tarafından
Tataristan Devleti'nin bütçesiyle yapılan o güzelim Türk anıtına götürdük. Bu anıt özellikle Türk boylarının, Türk medeniyetinin doğduğu ana topraklar olarak kabul ettikleri bu bölgede mavi gök çekmedikçe, altta Yağız yer delilmedikçe senin ilini törene kim bozabilir? Ey Türk, titre ve kendine dön dedikleri anıtın önündeyiz şimdi. Anıtın yanın altındaki kitabelerde de bunu yazmaktadır. Ey Türk, titre ve kendine dön. Ve dünyaya yayıldıkları, dünyayı fethetmeye çıktıkları bu topraklardaki bu tarih bilincini devam ettirmeleri, unutmamaları için Tataristan tarafından dikilmiş bir anıt. Kendilerini, bu dikenleri, emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz bir Türk olarak.